kişili, 6 takımlı, 6 takımlı, 8 takımlı bir lig olmuştu. Bu da gerçekten de ligin oynanmamasına neden oluyor. Ama şu anda kadın basketboluna yapılan yatırım, insanların bakış açısı değiştiğini düşünüyorum. Özellikle iddianın girdikten sonra gelir kaynaklarının da artmasıyla kulüplerin bundan sonraki dönemde böyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu mali yükümlülükleri de kulüpler bir şekilde iddiadan gelen gelirlerle halledeceklerini düşünüyorum. Bir üçüncü ligin, ligin kadınlar liginin kalitesini arttıracağını düşünüyorum. Diğer takımların da bu anlamda kulüplerinde yatırım yapması anlamında da daha verimli olacağını düşünüyorum. Statü de biraz değişir, yabancı sayısı falan. Tabii ki O zaman erkekler ikinci ligde bir zamanlar tereddüt edilmişti. Yabancı sayısı arttırılmasın vesaire. İlk önce iki yabancı, biri kenarda, biri sağda şeklinde yapıldı. Daha sonra baktılar iki yabancının lige getirdiği kalite üst seviye oldu ve ligin kalitesini arttırdı. İki yabancılı oynanmaya başladı. İki yabancılı oynayan bir kadınlar ikinci ligi gerçekten de önemli bir lig olacağını düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü iki tane yabancı. Çünkü erkeklerde bunun örneğini görüyoruz. Çok kaliteli maçlar, çok kaliteli, keyifli müsabakalar oynanıyor. Ben de faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü havuz çok geniş değil. Kadınlar basketbolunda oyuncu havuzunun çok geniş olmadığı için iki yabancıyı çok rahatlıkla ikinci lig, kadınlar ikinci liginin kaldırabileceğini düşünüyorum. Zaten o zaman da birinci lige daha hazır olabilir gibi geliyor bana da. Yani şimdi tek yabancılığıyla oynuyorsunuz. Birinci lige çıktığınızda 4 yabancı var. Otomatik olarak yeni 3 tane yabancı daha alacaksınız. Bu sefer orada ta onların uyumu, kontrolü kesinlikle, kesinlikle takımları... katılıyorum. Birçoğu takım zaten bocalamayı bu şekilde yaşıyor. Evet. Kulüpler de profesyonelliğe geçiş anlamında bir bakıyorsunuz çok yarı amatör bir oluşumda. Bir anda birinci lige çıktığı zaman profesyonel bir ortamda ona hazırlıklı olmadıkları için o bocalamayı yaşıyor. Uyum sürecini dediğiniz gibi yaşıyor. Ve daha sonra çıkan takımların düşme olasılığı daha çok oluyor. Yani ligde kalma ve bir şekilde o ligin içinde yer alma şansı az oluyor diğer takımlara nazaran. Bu konuda çok daha profesyonel, çok daha yıllarca tecrübe edinmiş takımlara nazaran şansı daha az oluyor. Katılıyorum kesinlikle. Evet. Hocam şimdi kendi içimize de gelelim. Yeni bir transferimiz var. Bu transfer yani konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla tam 5 numara değil. Biraz 4'e kaçıyor. Evet. Ve orada bizim oyun kurgumuz açısından bir sorun yaratır mı? Şimdi tabii ki biz transferimizde bugüne kadar olduğu gibi çok ayrıntıları düşünerek oyuncu araştırması yaptık. Türk oyuncularda yaptığımız gibi. Çünkü bizim seçeneğimiz bir tane hakkımız oluyor. Her bölge için bir tane oyuncu transfer etme hakkımız vardı. Bunda da çok ayrıntılı bir şekilde araştırmalarımızı yaptık. Çalışmalarımızı yaptık. Birkaç tane oyuncunun üzerinde yoğunlaştık. Bu oyunculardan birisi de Yelena Lyuchenko'ydu.